Salli ala seyyidina Muhammed. Salli ala tabibi gulubina Muhammed. Salli ala şekli gulubina Muhammed. Allah-u Teala ve Tekeddes Hazretleri uzaktan yakından gelen muhterem cemaati, okunan Kur'an-ı Azimşanlar, getirilen tesbihatlar, İhlas Şerifeler, Yasin-i Şerifeler hürmetine iki cihan saadetine nail ve müesser kılsın. Ahiret ve akibetimize hayırlı kılsın. Kıymetli müminler, yapacağımız sohbeti, konuşanı şeriat-ı Muhammediye göre konuşmak ve hükmü ile amel etmek nasibi müesser eylesin. Dinleyen kıymetli kardeşlerimizi şeriat-ı Muhammediye'nin hükmüne göre anlamak, ehl-i sünnet vel cemaat akidesine göre anlamak, anladığıyla amel etmek nasibi müesser eylesin. Allah'a azimşan bütün İslam alemine merhameti süphaniyesi ile Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı yaşamak nasibi müesser eylesin. Kıymetli müminler, her birimizin yolu geçen hafta arz ettiğimiz gibi ölümle başlayan ahiret yolculuğundan geçer. Bu dünya fani bir dünya olup ahiretin mukaddemesidir. Ölüm yokluk demek olmayıp dünya hayatından ahiret hayatına geçen Rahman Rahman'ın emriyle bir kapıdır. Ölüm yokluk değildir, ölüm diriliştir. Ya rahmeti Rahman'ın rahmaniyetiyle cenneti bakide safalara ve cemale gark olmak veyahut günahlarımızın karşılığında veyahut beşeriyetin işlediği cürümler karşısında ebedi bir azaba duçar olmaktır. Allah azimşan cümlemize hayırlı ölümler nasibi müessere eylesin. Ölümümüzü bir necat vesilesi kılsın. Ölümümüzü ibret alıp ahirete hazırlanıp ölümü selamet pazarı olarak yaşamak nasibi müessere eylesin. Kıymetli müminler, hadis-i şerifte arz etmiştik ki geçen hafta bir mümin günde 20 defa ölümü hatırlasa şehiden ölmesine vesile olur. Arz ettiğimiz gibi ölümü hatırlamanın, ölümü anmanın hükmünü anmak olmadığını, ölüme hazırlanmak olduğunu, ölümün hükümlerine göre dünya hayatında kendisini Allah'ın rızasına uygun yaşamaya mecbur kıldığını, böyle yaşaması lazım geldiğini bilmesi her birimizin için önemlidir. Kıymetli müminler, ölüm mümin için başka bir ahval, kafir için başka bir ahval, şehit için başka bir ahvaldir. Habibü Dâ Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize ölümün her türlüsünü göstermiş, hangisiyle ahirete yaklaşmamız gerektiğini tayin etmiş ve bütün insanların akıbeti hakkında bizlere haberdar kılmıştır. Beran bin Azib radıyallahu teala anhum hazretlerinden rivayet edilen bir hadis-i şerifte Habib-i Dâ aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir adamın, ensardan bir sahabenin cenazesine beraberce Beran bin Azib ile beraber katıldılar. Henüz ona kabre koymamışlar idi. Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz oturdu. Biz de etrafında oturduk. Sanki üzerimizde kuş vardı, başımızda kuş konmuştu. Mübarek sahabe Bera bin Azib radıyallahu teala annem böyle naklediyor. Sanki başımızda üstünde kuş vardı, kuş uçmasın gibi başımızı dahi kıpırdatmıyorduk. Habibü Dâ aleyhissalatü vesselam Efendimiz elinde bir değnek vardı, onunla yeri kazıyordu. Başını kaldırdı, iki veya üç sefer kabrin azabından Allah'a sığınırım diye buyurdu. Sonra Habibü Dâ aleyhissalatü vesselam şöyle devam edip buyurdu.
Mümin kul dünyadan ilişkisi kesilip ahirete yöneleceği zaman gökten beyaz elbiseli melekler üzerine inerler. Yeri sanki güneş gibidir. Cennetten kefen ve ölü için mumyalarını getirirler. Ona göz uzaklığı yaklaşınca dururlar. Sonra ölüm meleği gelir, ta baş ucunda oturur. Ona der ki, ey nefsi mutmainne, Allah'ın mağfiret ve rızasıyla çık. Siz başka şekilde görseniz de su testiden akar gibi onun ruhu cesedinden akar. Siz ne şekilde görürseniz görün, onun ruhu suyun testiden akması gibi cesedinden akar. Melekül mevt ruhunu alır. Alırken melekler ruhu ona hemen teslim etmezler. O kefen ve mumyaya koyarak teslim ederler. Yeryüzündeki en güzel koku gibi bir koku ondan çıkar. O melekler onu yükseltirler, semavat alemine kaldırırlar. Diğer meleklerin toplulukları kabzedilen ruhun yanından geçerlerken, bu ne güzel bir ruhtur, ne güzel bir koku saçmaktadır derler. Diğerleri, diğer melekler, görevli melekler, bu filan oğlu filanın, filan kızı filanın ruhudur derler. Dünyadaki en güzel isimleriyle onu yad ederler. Dünyadaki en güzel isimleriyle yad ederler. Sonra dünya göğüne varırlar. Aşmak isterler, onlara açılır. Her göğün mukarreb melekleri bir üstündeki gök ehline, meleklere teslim edinceye kadar o ruhu teşyi ederler. Böylece giderler, ta yedinci kat semavata kadar varırlar. Orada Allah-u Azimüşşan ve Degettes Hazretleri buyurur. Bu kulubun kitabını âlâ-i illiğine yazın ve onu dünyaya iade edin. Çünkü ben onları yerden yarattım ve onları yere iade edeceğim. Ve bir daha onları yine dünya hayatından, yani topraktan çıkartacağım. Ayeti celilesinin mealine göre Rabbim Teala ferman edip hükmeder. Sonra ölümün meratibine göre, ölümün akibet ve sırasına göre ruhu cesedine iade ederler. İki melek gelip onu oturturlar. Bu gelen melaikeye Münker ve Nekir isimleri verilir. Her ölüye olduğu gibi bu iman sahibi mümine de Rabbin kimdir derler. Mümin, Rabbim Allah'tır buyurur. Melekler, dinin nedir? Mümin, dinim İslam dinidir. Sesimiz çıkmıyor, nasıl edeceğiz? Biraz koy içine. Size gönderilen o peygamber kimdir? Mümin, Allah'ın Resulüdür der. Onlar nereden biliyorsun sualine? Mümin, Allah'ın kitabıyla, Kur'an'la amel ettim, ona iman ettim buyurur. Bunun üzerine gökten bir ses gelir, kendisine hitap ederek buyurulur ki, kulun doğru söyledi, kulun düzgün istikametli cevap verdi, hükmü ilahiye göre hüküm verdi, cennetten bir yer döşeyin, cennet elbiselerini giydirin, ona cennette bir kapı açın, ona bir kapı açılır, cennetin kokusu, hoş raiyalar ona gelir, kabri gözün anabildiği kadar genişler, sonra ona güzel yüzlü, hoş kokulu, güzel bir adam gönderilir. Bu gelen insan ona, bu gelen ruh sahibi ona der ki, sana müjde, sana vaat edilen gün işte bugündür. Sana müjde, sana vaat edilen gün işte bugündür. Ölen kişi o kimseye, sen kimsin? Ne güzel bir hayırlı yüzün var, ne tatlı bir ruhani halin var der. Mümin kimseye karşı o zat-ı muhterem,
ben senin salih amellerinim buyurur. Sen kimsin? Ne güzel bir yüzün var, ne güzel bir halin var sualine, insan gibi latif bir şekle giren o Lahman'ın emrine göre buyurulur ki ben senin salih amellerinim. Ölü sevincinden artık ne yapacağını şaşırır. Ya Rabbi, kıyametini kopar, kıyametini kopar, mal ve ehlime kavuşayım. Buradaki mal ve ehli cennet hayatında Allah-u Azimüşşan ve Tekaddes Hazretlerin ikram edeceği ehliyle cennet malıdır. Yine Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Ensar'dan vefat eden o muhteremin kabri başında müminin akıbetini, ölüm halini dile getirdikten sonra Resul-i Kübriya Aleyhisselam devam ederek buyurdu ki kafir kul dünyadan ilişiği kesileceği zaman, ahirete yönüleceği zaman gökten siyah yüzlü melekler üstüne iner. İşte burası çok zor. Beraberce sert kıllardan yapılmış palazlar getirirler. Göz görecek kadar yakınına otururlar. Ölüm meleği gelir. Ey habis ruh, ey habis nefis, Allah'ın kahrıyla, gazabıyla çık der. Ruhu cesedine dağılır. Dağılmış yünden bir yan dişleri çekilir gibi ruhunu cesedinden melekler çekerler. Ölüm meleği ruhunu aldığı zaman azap melekleri hemen onu ona teslim etmezler. Onu bir kıl palazlarına sararlar. Ondan yeryüzünde ne bir koku, ne bir çirkin koku çıktığını söylerler. Ondan ne pis bir koku, ne bir necis koku çıktığını söylerler. Sonra melekler onu göğe çıkartırlar. Her melek topluluğunun yanından ruhu kabzeden görevli melekler geçerlerken ne habis ruh derler. Ne habis ruh, ne pis bir ruh derler. Azap melekleri onu dünyadaki en çirkin ismiyle çağırırlar. En çirkin sevmediği isimlerle yad ederler. Dünya göğüne varınca melekler kapıyı açmak isterler. Ama imana olmayana gök kapıları açılmaz. Ne kadar hazin bir şey. Kamil insanların ruhları 7. kat semavattan âlâ-i illiğine çıkıp sitre-i müntehaya kadar ulaştığı halde kafirlerin ruhları semavat alemine çıkmazlar. Gök alemi onlara açılmaz. Ne kadar hazin bir şey. Çünkü Kur'an-ı Mucizül Beyan'da Allah Azimüşşan ve Tekaddes Hazretleri Sûre-i Araf 40. ayeti celilenin mealine göre onlara gök kapıları açılmaz fermanını vermiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti celileyi okuduktan sonra buyurdu ki Allah'a şirk koşan kişi sanki gökten düşmüş, kartal onu kapmış veya hava onu uzak bir yere atmış gibidir mealinde ayeti celilenin hükmünü okudu. Allah'a şirk koşan kimse sanki gökten düşmüş, kartal onu kapmış veya hava onu uzak bir yere atmış gibidir mealindeki ayeti celiliyi Habibü'de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz okudu. Sonra ruhu cesedine iade edilir. Peygamberler hariç, Allah-u Azimüşşan'ın murad ettiği kullar hariç, her insanın cesedine münker nekir sual için gelirler. Peygamberler hariç, Allah-u Azimüşşan'ın murad ettiği insanlar hariç, her insanın başına kabrinde münker nekir gelirler. Onlar iki melektir. Acımak bilmezler. Acıma hissi onlara konulmamıştır. Allah-u Azimüşşan'ın ferman ettiği tarzda insanları
hiçbir surette beşeri hislerin tesiri altında kalmadan, bizim anladığımız manada bir hissiyata kapılmadan Allah'ın adliyle, fermanıyla suale çekerler. Rabbin kimdir? Ha, ne diyorsun? Rabbin kimdir? Bilmiyorum. Dinin nedir? Ha, ne diyorsun? Dinin nedir? Bilmiyorum der. Yine size gönderilen o muhterem kimdi denilir. Peygamberden sual edilir. Size gönderilen o mübarek insan kimdi denilir. Ha, ne dedin? Bilmiyorum. Öyle bir insan tanımıyorum der. Bunun üzerine gökten bir ses kendisine hitap eder. Bu kulum yalan söylüyor. Gökten indirilen Allah'ın kulunu bilir. Yani gökten indirilenden maksat nedir? Nübüvvetin hükmü kendisine tebliğ edilen, Allah'ın emriyle risaleti verilen, gökten indirilen peygamberliktir. Cesedi indirilmez ama o mübarek peygamberin hükmü Allah'ın fermanı ile gökten indirilir. Vahyedilen ilahi hükümler gökten indirilir. Bunun üzerine yalan söylüyor gökten bir ses. Ona cehennemden bir yer döşeyin buyrulur. Ateşten elbiseler giydirin buyrulur. Cehennemden ona bir kapı açın ki sıcaklığı ve dumanı o kapıdan ona gelsin buyrulur. Kabri daralır, kaburgaları iç içe girer, çirkin yüzlü, çirkin elbiseli, pis kokulu bir insan yanına oturur. Veya insan suretinde bir emri ilahi yanına oturur. Ona sana hoş görülmeyen, hoş olmayan şeyler ile müjdelen, senin vaat edilen günün işte bugündür denilir. Adam hayretle sorar, sen kimsin? Ben senin dünyada Allah'ı tanımadığın pis amelinim. Senin Allah'ı tanımadığın pis amelinim denilir. Ya Rabbi, kıyameti koparma, kıyameti koparma diye kafir söylenmeye başlar. Kıyamet koparsa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadis-i şerifinde bir kimse kabir aleminde kolaylıkla karşılanırsa, hesabı hafif olursa ondan sonraki hayatı kolay olur. Bir insanın kabrinde hesabı çetin olursa, şiddetli olursa ondan sonraki hayatı daha şiddetli olur. Bu hadis-i şerifin mealine göre elbette kabir azabına duçar olan, Allah'ın rahmetinden merdud olan bir kul bekler ki kıyamet kopmasın da azabı şedide duçar olmasın. Temim Eddari radıyallahu teala anhum hazretlerinin beyan buyurduğu diğer bir hadis-i şerifte ölümün hali şöyledir. Allah ölüm meleğini emreder. Veli kuluma, dost koluma git. Onu bana getir. Ben onu darda ve sevinçte tecrübe ettim. Benim halilime, dost kuluma git. Ben onu darda ve genişlikte sevinçte tecrübe ettim. Ona istediğim gibi buldum. Git onu bana getir de onu dünya merak ve gamlarından kurtarayım buyurur. Kıymetli müminler, görülen hal şudur ki Allah'ın halili olan, dost olan kimse dünya hayatından terhis olan bir asker gibi sevinçlidir. Hapishaneden kurtulmuş bir mahkum gibi mutludur. Çünkü Allah'a azimşanın dünyadaki ne türlü nimeti olursa olsun ahiret aleminde ikram edilecek mertebe ve derecelere göre noksan olduğu için onun hayatı dünyada merak ve gamla doludur. Ama Allah onu türlü şekilde musibetlerle, türlü şekilde ilahi kaderlerle imtihan etmiş. Onun darlığında ve Allah'ın nimetlerinin verildiği anda sevinçle tecrübe edildiği için, genişlikle tecrübe edildiği için Allah ona ikram edecektir. Ölüm meleğiyle birlikte veli olan o kula
500 adet melekle beraber gelinir. Cennet kefenleri getirilir. Mumyaları, reyhanlar getirilir. 20 renkten müteşekkil olan rahiyalarla nurani latif şeyler ikram edilir. Ve her birlerinin beraberinde 500 meleğin her birlerinin beraberinde mis kokulu beyaz ipek elbiseler bulunur. Ölüm meleği başucuna oturur. Melekler etrafını sararlar. Her birisi elini o zat-ı muhteremin bir azasına koyarlar. O beyaz ipek ve güzel koku yanağının altına konulur. Ona cennete bir kapı açılır. Çocuk ağlarken avutulduğu gibi Allah'ın has kulları nefsi cennet nimetleriyle türlü türlü nurani hallerle ölüm halindeki Allah dostunun ruhu avutulur. Ölüm meleği ona ey güzel ruh, eğilmiş ağaçlara, düzgün salkımlara, uzun gölgelere, akan sulara çık derler. Ey güzel ruh, eğilmiş ağaçlara, düzgün salkımlara, uzun gölgelere, akan sulara çık derler. Ölüm meleği o kamil insana, anasının evladına olan şefkatinden daha fazla şefkatli olarak muamele eder. O kul bilir ki Allah'ın sevdiği bir kuldur. Melekler bilir ki o kul Allah'ın sevdiği bir kuldur. Allah'a karşı dünyada kerimdir. Kader ve rızasına boynu büküktür. İtaatında sabittir. Muhabbetinde hakiki muhabbet ehlidir. Onun için kıl hamurdan çekilir gibi ruhu cesetten çıkartılır. Tatlanmış ruh tatlı bir halde ölümünden önce ameli salih işlemeye muvaffak olan ruh Allah'ın istikametiyle mükafatlanmak için yaşamış olan ruhun cesedinin sahibi ruhu çıkınca melekler etrafını alırlar. Selam size, yaptığınızla cennetine giriniz derler. İşte o ayeti celile Sure-i Nahl 32. ayeti celilenin mealidir ki onlar ki melekler güzelce ruhlarını alırlar. Selam size yaptığınızla cennete giriniz derler. Sonra Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz Sure-i Vakıa 89. ayeti celilenin mealiyle eğer o mukarrebin ruh ve reyhan nimet cenneti vardır buyurur. Ruh ölüm meşakkatinden kurtulmak, reyhan ruhu çıkarken karşılaştığı rahatlık, kolaylık ilahi nimetlerdir. Cenneti ise onun önüne serilmiş görünmektedir. Ölüm meleği ruhu alındığında ruh cesede iade edilir. Allah karşılığını versin. Beni hızla Allah'ın taatine götürüyordun. Onun masiyetlerinden çekiyordun. Tebrik ederim seni. Beni kurtardın. Kendin de kurtardın. Ceset de ruhun gibi temiz idi denilir. Sonra Hazreti Resulü Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz devam ederek üzerinde Allah'a itaat ettiği olan sahaları, amelinin göğe çıktığı ve onun rızkı indiği her kapı 40 gün onun öldüğüne ağlarlar. Habibde aleyhissalatü vesselam buyurdu, üzerinde Allah'a itaat ettiği sahalar, amelinin göğe çıktığı ve ondan rızkı indiği her kapı, 40 gün onun öldüğüne ağlarlar. Ruhu alındığı zaman o 500 melek önünde dururlar. İnsanlar etrafını çevirmeden melekler etrafını çevirirler. Onlar onu tekfin etmeden melekler getirdikleri kefenleri sarıp mumyalarlar. Yani hoş kokular sürerler. Mumyadan maksat cesedi pakine sürülmüş olan türlü rahman kokularıdır. Melekler evinden kabrine kadar ikişer sıra olarak dizilirler, istiğfar ile onu karşılarlar. O zaman iblis kemikleri kırılacak bir sesle bağırır.
Askerlerine melun şeytan şöylece seslenir: yazık size, bu kulu elimizden kaçırdık. Yazık size, bu kulu elimizden kaçırdık. Allah Azimşan cümle ümmeti Muhammed için melun şeytanın hepimiz hakkında böylece feryat etmesini bizler hakkında nasip ve müyesser eylesin. Yazık bize, bu kulu elimizden kaçırdık hitabına ulaşan kamil insanların zümresine iltihak eylesin. Onlar bu masum ve dokunulmaz idi derler. Askerleri, melun şeytanın askerleri derler ki cevabında, bu masum ve dokunulmaz ruh idi. Yani Allah'a merbut idi. Allah'ın hükümlerine karşı isyankar değil idi. Kaderine karşı razıydı. İbadet ve taatta devamlıydı. Hükmü ilahiye karşı nazlanmadan, itiraz etmeden itaat edi derler. Ölüm meleği arşa varıncaya kadar ruh Rabbi secdeye kapanır. Allah ölüm meleğine hitap eder: kulumun ruhunu götürün. Eğilmiş ağaçlar, düzgün salkımlar, uzun gölgeler, akan suların yanına, yani cennete bırakın. Kabre konulur. Emri ilahi böyledir. Namaz onun sağına gelir. Oruç soluna gelir. Kur'an ve zikir baş ucunda beklerler. Namaz sağına, oruç soluna, okuduğu Kur'an-ı Azimşan ve yapmış olduğu zikirler, tesbihatlar baş ucunda dururlar. Namaza yürümesi ayak ucundan durur. Sabır kabrinin kenarında bekler. Demek müminin sıfatı genişlikte ve darlıkta, genişlikte sevinçte ve darlıkta biz onu imtihan ettik hükmüyle. Allah onun yapmış olduğu sabır ile, yani ibadetinde sabır, musibetinde karşı sabır, haramlardan korunmakta olan sabrı onun başında bekler. Sabır ne kadar güzel bir nimettir. Sabrı kabrinin kenarında bekler. Allah-u Azimşan çeşit çeşit, yığın yığın azap halini ona gönderir. Azap ona yaklaşır. Türlü azaplar. Namaz azaba hitap eder. Uzaklaş. Vallahi o ömrü boyunca beni bırakmazdı. İşte şimdi kabre konulduğu zaman istirahat etti der. Azap sağından giremez. Namaz azabı bırakmaz ki girsin. Azap solundan dolaşır. Kulağa ulaşıp ona elin bir azap tattırmak ister. Ama oruç aynı şeyle sıraya girer, cevap verir. Sen ona vallahi sokulamazsın. O Allah'ın fermanıyla kışta yazda orucunu tutardı. Şimdi korumak zamanı bize düştü, muhafaza bize düştü. Sen azap olarak ona solundan sokulamazsın diyerek Hazreti Oruç imdada yetişir. Baş ucundan gelir. Yine baş ucundaki Kur'an-ı Azimşan ve çekmiş olduğu tesbihatı zikri imdada yetişir. Biraz önceki sözlerle onu muhafaza ederler. Hiçbir taraftan yaklaşamayacağını gören azap yanaşamaz, bir kapı bulmak için, cesede girmek için uğraşır. Fakat ibadetin Allah'ın velisi her taraftan koruduğunu görünce kalkar, azap çekilir gider. Sabır diğer amellerine der ki, onunla direkt karşılaşıp onu geri çevirebilir kalsaydınız, yani noksan namazı, noksan orucu, noksan Kur'an zikri olsaydı, o zaman hakkından ben gelirdim. Madem ki bu işte bana sıra düşmedi, sıratta, mizanda onun zahiresiyim, onun yegane sermayesiyim buyrulur. Habibü Da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz devamına buyuruyor ki, Allah iki melek gönderir.
Gözleri kapan şimşek gibi, sesi her yeri yakan gök gürültüsü gibi, dişleri geyik boynuzu gibidir. Nefesleri alev alevdir, kılları içinde gömülmüşlerdir. Omuzlarının mesafesi bir mesire yeri kadar geniştir. Bu herkese gelen meleğin vasfıdır. Münker nekirdir. Gözleri şimşek gibi, sesi gökü yakan gök gürültüsü yıldırım gibi, dişleri geyik boynuzu gibi, nefesleri alev gibidir. Kılları içinde gömülmüştür. Omuzlarının genişliği bir mesire yeri kadar geniştir. Müminler hariç hiç kimseye şefkat ve rahmet bilmezler. Allah onlara o hasseyi koymamıştır. Onlara münkür nekir denilir. Münker nekir denilir. Her birinin elinde bir topuz vardır. Bütün insan ve cinler birleşse yerinden topuzlarını kaldırmaya kudretleri yetmez.